Televizyon yok. Ha, onu Emir'le Bora maç seyrediyor ya, odaya aldılar. Odaya mı aldılar? Ha? nasılsın? İyiyim. Bizimkilerin hemen yan odada olmasına mı takıldın? Yani ne bileyim, hani böyle kapıyı açsa mıydık acaba biraz, böyle şimdi onlar da kendilerini hani dışlanmış gibi hissetmesinler. Ay yok ya, car 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 maç sesi. Buz? Ben getireyim buz. Dediğim gibi, sıradan insanlar için telefon kalmadı. Ünlülere bile zor veriyoruz. Birkaç tane kalmıştı. Bir tanesini dün Fırat'ın yazgısının yazgısına sattık. Tam bozulmuş ha. Efendim? Yazgı. Çünkü neden biliyor musun? Ben aslında aşırı hassas bir tipim. Yani ve yeni tanıdığım bir insan. Bilemiyorsun ki ne yaşayacaksın, nasıl bir duygusal yolculuk yaşayacaksın. Çünkü bunların hepsi bir yolculuk aslında. Engin'in ceza sahası sol köşesine bıraktığı pasta, Elmander'in vuruşu ve Volkan'da kaldı. İlk taşındığımızda şu terasta hep aynı müzikler çalıyordu. Ben buradan dinliyordum, sizin taraftan. Sen müzik seviyorsun. Sesin falan güzel midir? Gerçekten. Mırıldansana bir şey azıcık. Ne olur. Evet. Ha? Şarkı söyleyeceksin, bekliyorum. Ben? Evet, söz verdim, mırıldanacağım bir şeyler dedin. Ha, şey. Hep bu dünya hep yalan dolan. Senin sevgindir aslı olan, sonuna kadar biz aşkın kölesiyiz. Ulan. Ulan mı? Yani işte bu da böyle bir şarkı, dürüst. Böyle içi dışı bir şarkı. Aşkın kölesiyiz inan da olabilirmiş. Değil mi? Olabilirmiş yani vallahi. Ya ben bizim çocuklara bakayım mı, ne yapıyorlar? Ya bir dakika, sen tedirgin mi oldun onlar hemen yandı diye? Öyle çat diye girmezler yani, merak etme. Ama hani istersen çok ortalık yerdeyiz falan diye düşünüyorsan bizim odada oturalım. Bir müzik falan var orada hani şey, rahat edersen, bilmiyorum. Vallahi bilip. Ben oranın bir ambiyansına bakayım, nedir müziği falan. Bu ne ya? Şeytan melek olayı mı? Yok ya, şeytan melek çok yapıldı hayatım. Biz iki temel içgüdüyüz. Ben şiddet, arkadaş cinsellik. Yahu hatun içeri gidiyor, seni davet ediyor, ortamı da o ayarlıyor, sen hala burada duruyor musun? Kusura bakma, malsın. Ulan beni sadece spor sakinleştirebilir şu anda. Oğlum Rıza, git şu maçı seyret, final maçı bu, seyrede bir tane olur bundan. Deniz devamlı burada, delirtme lan beni! Bağırma, agresif. Bak Rıza, bak hayatım, maçın tekrarı var. Ama birazdan içeride yaşayabileceğin dakikaların tekrarı yok. Bir dakika, bir dakika. Bunu aç aç tartışmayalım bence. Sen kimsin oğlum? Üçüncü temel içgüdü, açlık. Lan bir yürü git be! Hayatım, Freud sadece iki temel içgüdü tanımlamıştı. Şiddet ve cinsellik. Sen bayağı konuşsun. Freud benim iyisin. Ben ne olacağım burada? Acımdan öleyim mi? Bu kadar düşene kadar iki böbrek atmıştı şimdi şuradan. Lan maç, lan maç. Oğlum ne oluyor? Gol mü oldu lan? Ne diyorsun ya? Gol mü oldu? Allah'ın salağı, Allah'ın salağı. Onların da hiç
şu anda sevgili nedir? Devre arası birader. Hadi ya. Dur. Kaçma hemen. Bir sorum olacak. Sen net olarak nişanlından ayrıldın mı? Ha, evet. Belgesi var mı? Belge mi? Ayrılığın belgesi olur mu kardeşim ya? Allah Allah. Ben tıp hekimiyim. Belge olmadan hiçbir şeye inanmam. Nasıl ya, bir dakika. Nuray Ak boşta mı yani şu anda? Oldu o zaman ben... Nereye? Bir şey yapacağım, bir şeye bakayım da bir şey... Evet. Ne yapsak acaba? İyi, dışarıda dolu başladı ya şaka gibi. Bu mevsimde... Ben odamdayım o zaman. Ya Deniz, ben sana bir şey söyleyeceğim ama sen kızmayacaksın. Yok canım, tabii. Ya ben meğer bir ay öncesinden yani maçı beraber seyrederiz diye işte Ahmet abiye söz vermişim yani. Ahmet futbol sevmez ki. Ya ya yalan dolan ya, hastasıdır çaktırmıyor ya. Aa. Ya yarın akşam buluşsak biz, ha? Hem dışarı çıksak, sen de böyle yorulmasan. Ben de bari ikinci yarıda Ahmet abiye eşlik etsem. Hay, seti de yarın attık ya. o zaman ben yarın hızlı hızlı oynayayım sette. Yine umarım saat 8 gibi falan buluşuruz yani. Aa, sen burada mıydın? Ha. Doktorlarla mı seyrettin? Tabii. Futbol için gerçekten de elverişsiz. Belki de maç ertelenecek. İkinci yarı oynanmayabilir sevgili seyirciler. Hakeme bakıyoruz ve evet, tahmin ettiğimiz gibi yarın aynı saate erteleniyor. Gerçekten de ilginç bir final karşılaşması oluyor. Hava şartları bir Mayıs akşamına rağmen uzun yıllardır yaşamadığımız bir bekleyiş ve sonuç hüsran. Maçın ertelenmesi... Ben dedim abi, biz gitmezsek bu maçta sahaya yabancı cisim olarak meteor yağar dedim. Dedin kardeşim, evet. Cebime attım, dükkana gidip sordum. Benim paramdan gidip kendine o telefondan almışsın. Artık pişkin pişkin kullanırsın ha. Ya bu nasıl iş ya? Bir de sanatçı topluma iyi örnek olacak, öyle mi? Bu mu iyi örnek? Gülistan'cığım, o zaman ben size tam olarak hikayeyi anlatayım. Evet, ben gittim, sizi o telefondan aldım. Fakat bu... Bora tabir ettiğimiz maalesef aramda kan bağı olan kişi telefon bana hediye geldi zannedip gidip satmış. Nereye satmış? Canım gidip geri alsın Allah Allah. İşte gitti ama bulamadı. Oho. Sen senaryo yaz güzel kardeşim. Vallahi sen senaryo yaz oturu ya. Bak, geçen haftaki seviyesizlikten sonra seninle polemiğe girmeyeceğim. Artık gider para verir alır mısın? Fizan'a kadar gider bulur musun? Yoksa oturup evde kendi mi yaparsın, beni alakadar etmez. Ben paramı vermişim kardeşim. İstiyorum telefonumu. Yoksa olayı tüm çıplaklığıyla yetkili mercilere yansıtacağım. Yetkili merciler? Babam.